Kamil 3 gün önce ormanda gezmek için kamptan ayrılmış. Seyahati boyunca her gün kat ettiği yolu D1, D2 ve D3 yer değiştirme vektörleri ile tanımlamışlar. Yer değiştirme vektörleri uzaklık ve yön olarak ifade edilmiş. Vektörleri de burada listelemişler. Uzaklığın kilometre cinsinden olduğunu söylüyorlar ve bazı sorular soruyorlar. Üçüncü günün sonunda Kamil kamptan ne kadar uzaktadır? Bir bakalım bize ne diyorlar? Buranın başlangıç noktası olduğunu kabul edelim. Burası başlangıç noktası ve birinci günde buradan başlıyor ve buraya geliyor. Ama bu vektörün bileşenlerini ayrı ayrı inceleyecek olursak, mesela bu yöne, hatta bir saniye önce şuraya ufak bir pusula çizelim. Ki ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. Burası kuzey, burası doğu, burası batı ve bu da güney. Evet, vektörü ayrıştıracak olursak kuzeye kaç birim, doğuya kaç birim gittiğini bulabiliriz. Bize verilen bilgiye göre doğu yönünde 7 birim. Peki. 1 2 3 4 5 6 7 Ve kuzeye doğru da 8 birim yol almış. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, burası 7, burası da 8 birim. İkinci günde doğuya doğru 6 birim, uzaklık kilometre cinsinden de o halde doğuya doğru 6 kilometre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuzeye doğru da 2 kilometre gitmiş. 1 ve 2. Ve buraya gelmiş. Burası 6, burası da 2. Son günde ise yer değiştirmesinin doğu yönünde olan bileşeni 2, kuzey yönünde olan da 9 birim. Üçüncü günün sonunda kamptan ne kadar uzakta olduğunu bulmak için toplam yer değiştirmesine bakmamız gerekiyor. Yani burada gördüğünüz 3 vektörün toplamından oluşan vektörün uzunluğu nedir? İşte bu vektörden bahsediyorum. Buna da dt diyelim, toplam yer değiştirme şekilde de gördüğünüz gibi DT D1 D2 ve D3'ün toplamı olacak. Vektörleri de kendi renkleriyle yazalım. Evet D1 D2 ve D3'ün toplamı. Vektör toplamında topladığınız vektörlerin bileşenlerini toplarsınız. Kısacası DT bu vektörlerin yatay ya da doğu bileşen desek daha doğru olur. Doğu bileşenlerinin toplamı yani 7 artı 6 artı 2 ve kuzey bileşenlerinin toplamına eşit olacak. Kuzey bileşenleri de neydi? 8 artı 2 artı 9. Toplama işlemlerini yaparsak toplam yer değiştirme vektörü, burası 13 artı 2'den 15 eder. Doğu yönünde 15, Burası da kuzey yönündeki yer değiştirme, yani yani 10 artı 9, 19 olacak. Çizdiğimiz bu vektörün doğu bileşeni 15, kuzey bileşeni ise 19 olur. Biraz daha iyi çizelim, biraz daha iyi çizeyim. Güzel. Şimdi burada bir üçgen olduğunu düşünürseniz, üçgenin bu kenarı 19 birim. Ve bu kuzey yönündeki toplam yer değiştirmeye eşit. Doğu yönündeki toplam yer değiştirmeyi veren bu kenarsa 15 birim. Evet, şimdi bu şekle bakarak toplam yer değiştirme vektörümüzün büyüklüğünü bulmamız gerekiyor. Toplam yer değiştirmenin büyüklüğü Pisagor teoremi ile bulunabilir. Bu bir dik üçgen olduğuna göre 15'in karesi artı 19'un karesi büyüklüğün karesine eşit olacak. Ya da direkt Büyüklük eşittir karekök içinde 15'in karesi artı 19'un karesi yazabiliriz. Hesap makinemizi çıkaralım. 15'in karesi artı 19'un karesinin karekökünü hesaplayacağız. Ve sonuç virgülden sonra bir basamak olacak. 24,2. Nefis. Evet cevabı yazalım. 24,2 İkinci soruda üçüncü günün sonunda, yani son gün, Kamil'in kampa göre hangi yönde olduğu soruluyor. En yakın dereceyi yuvarlayacakmışız ve cevabımız 0 ile 180 derece arasında olmalıymış. Soru çok net değil. Daha iyi bir ifade kullanabilirlerdi ama bizden, bizden koordinat eksenlerini düşündüğümüzde bunun, bu eksenle, bu eksenle pozitif x ekseni ya da doğu yönde diyebiliriz, bunun bu eksenle oluşturduğu bu açıyı bulmamızı istiyorlar. Gelin bu açıya da teta diyelim. Peki, teta'yı nasıl bulacağız? Teta, bu dik üçgenin iç açılarından biri. Üçgenin bu kenarının ve bu kenarının uzunluklarını biliyoruz. Yani teta'nın karşı ve komşu kenarlarının uzunluklarını biliyoruz. Peki sorumuz şu, hangi trigonometrik formül, hangi trigonometrik formül ya da oran karşı ve komşuyu içerir? Tanjant. O halde tanjant teta eşittir 19 bölü 15'tir. Karşı bölü komşu 19 bölü 15. Teta'yı bulmak için burada ark tanjant alacağız. Ark tanjant eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında bir değer verir. Bu radyanları derece olarak düşünürsek eksi 90 ile 90 derece arasında olacak. Ve teta zaten bu aralıkta. Evet, şekle baktığınızda teta'nın 0 ile 90 derece arasında olduğunu görüyoruz. 0 ile 90 derece arasında bir ölçüsü var. Eğer bu aralıkta olmasaydı, bazı düzeltmeler yapmamız gerekebilirdi. O halde teta eşittir arktanjant 19 bölü 15 olacak. Ve şimdi sıra hesap makinesinde. Derece modunda olduğumuzdan emin olalım. Arktanjant 19 bölü 15. En yakın dereceyi yuvarlayacağız. Ve bu durumda sonuç 52 derece olur. E zaten yine şekle baktığımızda teta 45 dereceden büyük gibi görünüyor değil mi? İşte bu kadar.